Merhabalar, bu videomuzda Hop yazılım UTS entegrasyonu için GIA yazılımda gerekli olan dinamik alanları oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle dinamik alanlara giriyoruz. Bir dinamik alan eklemek için. Burada ekleyeceğimiz dinamik alanların bilgisini, listesine dokümanlar kısmından ulaşabilirsiniz. Veya Hop yazılımda buradaki parametrelere girerek parametrelerin altındaki sağlık parametreleri, UTS parametreleri, alım satım parametreleri ve üretim zayi parametreleri ekranında gerekli olan dinamik alanların hangisi olduğunu buradan da öğrenebiliriz. Örnek olarak cari kartından UTS kurum kodu alınacak olan dinamik alan. UTS kurum kodunu almak istiyor. Yani UTS kurum kodu olarak bir dinamik alan açmamız gerekiyormuş. Gerekli bilgilere buradan ulaşabiliriz veya dokümanlar listesinden ulaşabiliriz. Hemen ben örnek olarak UTS durum kodu için bir tane açayım. Cari hesap kartını açmak istiyorum. Text alan olarak açacağım. Zorunlu alan olmasını istemiyorum. Kaydettim. UTS durum kodu. Bunun gibi açıp dinamik alanı açabiliriz. Dinamik alanların listesini dokümanlar kısmından veya da Hop yazılım ekranından bulabiliriz.